Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi. Sevgili dostlar, teminden beri video çekiyordum ama ağır çekim çekmişim. Video ne oldu? Olmadı. Ben de yeniden başlayayım arkadaşlar. Yavrularımı salmıştım çıkış anından falan anlatmaya çalışmıştım. Ondan sonra arkadaşlar artık yarın yarışa hepsi gideceği için ekeleri de saldım. Bakınız. Sevgili dostlarım, hepsinin yavrusu altında. Yavrular burada beyler. Yani görüyorsunuz kümesi bomboş. Görüyorsunuz ekelerle beraber saldım. Çünkü bunlar hafta sonu ne olacak arkadaşlar? Beraber salınacaklar. Şöyle bir uçsunlar, hem de grup artık iyice küçüldü. Daha da önemlisi arkadaşlar, bir tane daha yavrumuz gitti. Ben videoya başladığımda arkadaşlar çekerken telefon geldi. Şu kiliseyi biliyorsunuz orada. Kilisenin yanında evler var. Onun evin dibinde güvercin bulmuşlar. Bizim derneği aramışlar. Dernekte beni aradı arkadaşlar. Kuş da benim tabi. 88 numara arkadaşlar. Biraz onun videosunu çektim. Eve getirdim. Göreceksiniz yani neler oluyor. Onu da birazdan bunun arkasına yayınlarım. Şimdi bu saldım arkadaşlar, 10 dakika geçmedi kuşlar, bir de o tarafa gitti böyle. Gidince o zaman olmuş zaten, yavruların gelişinden anlamam lazımdı. Değişik değişik geldiler çünkü artık fazla çekmedikleri için biliyorsunuz hallerinden. Ondan sonra gelince ben de tabi onlar öyle gelince ekeleri de saldım. Onlarla beraber uçsunlar diye ilk defa. Dediğim gibi hafta sonu bunların hem ikinci tur yarışı var, hem ekelerin hem yavruların. O sıra arkadaşlar telefon geldi dernekten. Ergün abi bir tane kuşun kilisenin orada yerdeymiş diye. Gittim arkadaşlar, boynu kırılmış. Biraz sonra videoda görürsünüz. 88 numara Robbie ile benim kuşun yavrusu. Onu aldım geldim arkadaşlar. Çipini falan çıkardım. Kuşu da dışarıdaki toprağa kazdım, oraya gömdüm arkadaşlar. Çipi yüzünü çıkardım. Görüyorsunuz değil mi? Yarışa bir gün kala neler yaşanıyor arkadaşlar. Bunlar gördüklerimiz veya duyduklarımız. Duymadıklarımız arkadaşlar, görmediklerimiz. Kuşlara neler oluyor kim bilir. Moralim alt üst oldu ama canımız sağ olsun. Alıştık artık arkadaşlar. Bu kuş 3 gün sonra çıkıp gelmişti o arbededen sonra. Ama şimdi maalesef temelli gitti arkadaşlar. Geri dönüşü yok. Bakınız ben oraya gittim geldim ettim. Ekeler uçmaya başladı şeylerle, yavrularla arkadaşlar. Bu arada bir kardeşim illa ekelerle yavruları sallıyordu arkadaşlar. Bakınız şimdi. Görüyor musunuz arkadaşlar, bakınız. Son antrenman olduğu için beyler, çünkü yarın nasipse cumartesi günü yarışa vereceğiz. Bakalım sevgili dostlarım ne gösterir. Bir de orada 3-5 kaybedersek gene 3-5 tane yavruya bakar dururuz arkadaşlar. Görüyorsunuz bütün emeklerimiz bir bir gidiyor arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok, elden de bir şey gelmiyor. Artık doğan yavruları büyüttüğü için beyler ne yapıyor? Kendileri gitti. Bize yavruları bıraktı. Yavrular da arkadaşlar acemi olduğu için dalıyorlar. Vallahi sabah gördüm arkadaşlar. Martıya dalıyordu yani. O kadar hayvan bilinçsiz de dalıyor. Grubu da görünce tabii normal ekelere olsa, yani doğan ekesi olsa biraz saldırdı mı alır ama biliyor yetişmeyeceği zaman saldırmıyor. Ama bu lanet arkadaşlar, yavru her şeye saldırıyor. Maalesef 88 numarada tarihin tozlu yapraklar arasına, sayfalar arasına girdi. Bir de Robbie ile benim kuşumdu arkadaşlar, biliyorsunuz yavrusuydu. Böyle böyle azalıyor. Bakalım şeyde nelerimiz gidecek. Ne o arkadaşlar? Yarışta nelerimiz gidecek? Ama artık geri dönüş yok. Dediğim gibi arkadaşlar, anlatmıştım temin videoda ama onu ağır çekim çektiğim için mecbur yeniden çekmek zorunda kaldım. Arkadaşlar normalde 127-135 kilometre arası başlıyordu yavrular veya ikinci tur ama dün Fikret abiyle biraz konuştuk, 160 kilometreden başlıyormuş arkadaşlar. Eğer bunu da vermezsek artık geri dönüş olmuyor.
mecbur iki kere arkası arkaya aynı yarış olabilir ama dediğim gibi mesafe kısa değil beyler. Hani öteki etaplara göre, ilk başladığımız etaplara göre kısa değil. Ne yapacağız? Vereceğiz. Bakalım beyler neler olur. Ben şöyle açayım şunları bir, gel. Yavrular uçtu bayağı arkadaşlar. Gel. Kendi kafalarına göre girsinler. Moralim alt üst oldu beyler ya. Vallahi. Moralim alt üst oldu. Orada bir tane yüzüksüz var. O benim değil. Görüyorsunuz. Şey, chips ringsiz. Chipsiz arkadaşlar. O benim değil. Benimkilerden olsa da o kadar ufak kafası yok. Bakınız tam arada. Evet dostlar. Maalesef böyle şeyler yaşıyoruz işte. Bunun önüne geçemiyoruz. Ama bu sene çok abartılı oldu arkadaşlar ya. Ekelerimiz gitti. Yavrulardan bayağı giden var. Vallahi bilmiyorum, hakkımızda hayırlısı olsun ama bize hiçbir şey yıldıramaz. İlk 3 yarış sonunda 3 tane kuşumuz da kalsa 3 tanesini verir yarıştırırız arkadaşlar. Çünkü bizim amacımız ne? Bunları yarıştırmak. O yüzden eğitiyoruz bunları. Kalan sahalar bizimdir beyler. Yapacak bir şey yok. Elden de bir şey gelmiyor zaten. Bakınız yavrular bayağı kızdı. 61'e bakın beyler. Hayvan hala toparladı kendini ama o kadar değil. Gördüğünüz gibi beyler işte yaşanıyor. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Ben şunu kapatayım. Ekeler girdi herhalde. Yavrular da oraya girmek isteyecektir şimdi. Şöyle bakınız. Buraya girsinler. Bakınız bu kuş benim değil arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şuna bakın. Benim değil bu beyler. Gel. Ben ekelerim biraz yemleyeyim. Yavruları var çünkü altında. Moralim alt üst oldu arkadaşlar. Ama elden de hiçbir şey gelmiyor beyler. Yapacak bir şey de yok. Alo Bürman. Gel. Bunların yemlerini verelim. Hayvanların yavruları var. Bakalım buraya hiç. Bakınız arkadaşlar. Buna da dokanmıştı ya beyaz boncuya. Görüyor musunuz? Bunları şöyle bakayım. Burada yavrum var arkadaşlar. Hadi girebilir buraya. Vallahi arkadaşlar bu işin cilvesi de bu. Her şey oluyor. Her şey yaşanıyor. Her zaman söylüyorum ya, bunların düşmanı çok iyi arkadaşlar. Belçikalıyı görmüyorum beyler ya. Girdi mi ki? Vallahi hiçbirini takip edemedim. Dışarıda olması lazım. Belki de yavruların içindedir o. Böyle yemleyelim. Ne desem bilmiyorum dostlar. Bir tane daha eksildi koloniden. Bir de bunları gördüklerimiz arkadaşlar. Görmediklerimiz neler oluyor acaba? Değil mi? Hadi bakalım biraz şöyle. Yavrular arkadaşlar ilk defa biliyorsunuz. Ekelerle saldım. Bakınız Robin'in yavrusunu arkadaşlar. Bakınız o kadar tek, bir tane büyüyor. Bunlar da büyüyor arkadaşlar. İşte böyle. Ne yapalım? Elden bir şey gelmiyor dostlar. Gel. Bunlar içeri girenler olmuş. Bakınız görüyor musunuz? Bunları hiç ellemiyorum. Dursunlar bakalım. Kendileri girerler. Evet sevgili dostlar. Maalesef bugün de böyle haber verdim size. Hafta sonu yarışımız olursa çekmeye çalışırım. Ama bayağı zorlu olacak gibi bizim için. Çünkü 15 tane yavruyla kaldık. İlk 3 yarışı atlatmak çok önemli ama bunlardan mutlaka gidenler olacaktır arkadaşlar. Artık her sene tecrübe edindik. En son biz 50 kilometre dedik ama o bayağı varmış arkadaşlar. Hani arabayla 47 dakika falan dedi. Fikret abi söyledi. Hava uçumu bayağı fazlaymış. Neyse arkadaşlar oraya gitti. Orada kayıplarımız var. Bakınız o hayvan da çıkıp gelmişti ama 88 numara. Artık yok. Neyse dostlar, yapacak hiçbir şey yok. Hayat devam ediyor. Allah yeter ki bize can sağlığı versin, can pekliği versin. Hepiniz seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın dostlar. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Aysarı sözüyle videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen. Arkadaşlar.
Tekrardan merhaba. Ben biliyorsunuz yavruları salmıştım. Bakınız, şimdi eve geldim, ekeleri de saldım. Çünkü artık yarışacaklar. Grup azaldıkça uçmaları da azalmıştı. Ben ekeler, bakınız kümes bomboş. Arkadaşlar. Ve yavrular kümesi de boş. İlk defa beraber saldım. Ama şöyle yere bir gelelim arkadaşlar ya. Artık benim zıttım sıyrıldı beyler ya. Beyler, yavruları saldığımı görmüştünüz. Bu kuş kilisenin orada. Arkadaşlar. Ne o? Bakın 88 numara. Doğan kovalamış beyler. Orada kilisenin yanındaki eve kendini çakmış arkadaşlar. 88 numara. Robbie ile benim kuşun yavrusu. Moralim alt üst oldu beyler. Vallahi bilmiyorum.